Değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar umarım iyisinizdir ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bir yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir almak satmak tutmak tamamen sizlere aittir bu videomuzda koç Holding'i inceleyeceğiz grafiğimiz haftalık arkadaşlar 3 günlük grafik üzerinde şöyle geniş çaplı geniş bir alan üzerinde bir teknik analiz çalışması yapacağız başlığımızdan da anlayacağınız gibi Koç Holding desteğine yapıştı. Desteğinde sıkı fıkı bir aşkı var. Kopamıyorlar. Bakalım bu aşk nerede bitecek? Bu aşk yukarı doğru sonlanacak mı? Aşk bitecek mi? Devam mı edecek? Hep beraber göreceğiz. Şimdi önce 3 günlük grafik logaritmik ölçeklendirme üzerinden şöyle grafiğimizi açtım arkadaşlar. Hemen şuradan bakınız. 14 Temmuz. Evet pardon. Kaç burası? Evet 14 Temmuz. Bakınız 2022'den itibaren gelen bir trendimiz var arkadaşlar. Bakınız. Şöyle bir trendimiz var. Birincisi bu. Bakınız. Önce bunu bilelim. Böyle bir trendimiz var. Bu trendin desteğine doğru bir hareket gelebilir mi? Gelebilir. Eğer bu biraz önce anlatacağım, biraz sonra anlatacağım destekten eğer kopuş gelirse bu kanalın desteğine doğru yani 197-200 bandlarına kadar bir dönüş olabilir mi? Olabilir. Bakın bu negatif görüntü. Bakınız, şöyle bir kanalımız var. Bu kanalda sürekli devam eden bir koç oldik Desteğe teması yaklaşık 200 seviyelerinin tekrar testi anlamına gelir. Şimdi tekrar günlüğünü alıyoruz. O yapışık destek bölgesini şimdi sizlere çizelim arkadaşlar. Bu majör trendimiz. Bu majör trend içerisinde bizim öyle bir desteğimiz var ki... Koç Holding buraya yapıştı. Bir türlü ayrılamadı buradan arkadaşlar. Bakınız bu destekle olan aşkı, irtibatı Koç Holding'in bizim için bir fırsat olabilir mi? Evet bu seviyenin altında değerli dostlarım bir kapanış gelmediği müddetçe. Bakınız bu kanal içerisinde ara bir desteğimiz var ama öyle böyle bir destek değil. Yani çok güçlü bir destek. Defaatle test ediyor bakınız arkadaşlar. Bu seviyenin altında kırılımlar yok. Bakınız kırmıyor burayı. Bu bizim için güzel bir artımı. Evet, artı. Şimdi daha önceki yükselişlere baktığımız zaman ne yapıyorum mesela şuradan kırılım gelmiş yukarı yönlü. Şuradan bakınız kırılım yukarı yönlü. Şimdi buradan benzeri bir görüntüyle kırılım da gelirse arkadaşlar yine yukarı yönlü hareket gelebilir. Evet, güzel bir tablomuz var. Bakın tekrar ediyorum. Koç Holding'de. Eğer bu destek kırılırsa 200 seviyesi kanal desteğine doğru bir hareket gelebilir. Bakın bunu bir defa notlarınız arasına alın arkadaşlar. Bakın 200, 205. Yani bu ana destek, yapışık desteğimiz. Koç Holding bu destekle aşkını bitirirse 200'leri öpebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Dilerim üst band kırılır yukarı yönlü. Ben hemen şuradan günlük bir direnç seviyesi belirleyeceğim arkadaşlar. Bakınız ortalama 235 değerli dostlar. 235'in üzerinde Koç Holding yukarı yönlü güzel bir hareket yapabilir. Ama tekrar ediyorum bakın bu destek kırılırsa da alt banda kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Bakalım ne olacak burada hep beraber göreceğiz. İndikatörler tarafına baktığımız zaman Mekli indikatörü ve RSI'nin olumlu olduğunu görüyoruz. Çoklu indikatörde yavaştan al konumunda. 3 günlük grafiğine bakalım. Orada Mekli indikatörü önemli. Evet henüz alım üretmiş değil. Çoklu indikatörümüz halen trend yönümüz yukarı diyor. Bakalım bu trend nasıl sonlanacak hep beraber göreceğiz. İki günlük grafiği de kapatalım tekrar bir günde alalım. Grafik görüntümüzü sıfırlıyoruz. Hemen iki saatlik de şu son süreci bir takip edelim. Biraz daha küçültelim. Evet şimdi burada bir de e, ara bir kanalımız var. Orayı da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Ara kanalımız da burası arkadaşlar. Bakın şöyle bir ara kanalımız var. Bunun renk tonunu değiştirelim. Ne yapalım burayı? Yeşil yapalım. Açık yeşil. Şöyle bir ara trendimiz var. Bu trend içerisinde de yine ne yapılabilir? E, trade anlamında takip etmek isteyenler buradan da bakın şu şekilde takibini sağlarlar. Bize kırılım gerekli. Burada bu kırılım gelirse de ilk etap şuradaki direnç sonrası major görüntülere bakılır arkadaşlar. Evet. Koç e, Holding'i 3 günlük, 2 günlük, günlük, 2 saatlik detaylı bir şekilde incelemiş olduk. E, 2 saatlik grafiğimizde görüyoruz. E, bir direncimiz var. O direnci kırarsa böyle yaklaşık 233 gibi o da yeterli olur. Yani 234.9'a belki gerek kalmadan 233.8, 234'lerin üzeri biraz daha olumlu olacağı benziyor. Bakalım Koç Holding bu tarihi destek hattına e, ne derece sahip çıkacak? Burada aşkı nasıl sonuçlanacak? Göreceğiz. 234'ler kırıldığı takdirde de muhtemelen şuradaki dirence doğru bir yöneliş. Fibonacci seviyelerini hemen çizelim buradan. Fibonacci değerlerimizi vermeden kapatmayalım. Bakınız bu da Fibonacci hedef noktalarımız arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman e, buradaki kopuş eğer gelirse e, sırasıyla 271, 309, 333'lere kadar buradaki katlama hedefi de gidebilir. 333 buranın katlama hedefi. Görüntü bu. Koç Holding'de. E, umarım faydalı olmuştur değerli dostlar. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Hepinizi katıla bekliyorum. Katıla dahil olarak hisselerinizi, detaylı analiz taleplerinizi, hisselerinizle ilgili bizlere sunabilirsiniz. Gerekirse her gün bakarız, her gün kontrol ederiz. Canlı yayında chat ekranını kullanarak da canlı yayınlara yön verebilirsiniz. Sizleri katıla da bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu arada videonun açıklama yorum kısmında Binance referans kimliğimizi üzerinden de yine kripto işlemlerinizi yapabilirsiniz. Henüz kaydolmayan var ise de buradan kayıtlarını yapabilirler. Tekrar görüşmek dileğiyle değerli dostlar.